Duyuyor musun sesi? Ses geliyor mu arkadaşlar? Selam. Selam. Merhaba. Kimler herkes geliyor mu? Evet, Seda'yı aldım. Evet, Merhaba. Merhaba. Evet, bakalım kimler var şu anda? 11 kişi. Tamam. Çok güzel. Evet, Duhan, Ömür, Seda, Elif, Zeynep, Duhan, Tanrı, Abla, Sahure, Esra Çokçetin, Sevgi. Başka bir tek şey bekliyoruz. Müge ve Esra ülkemizi bekliyoruz o zaman. Benim sesim duyuyor mu? Herkes benim sesimi duyabiliyor mu? Duyuyoruz, evet. Tamam, okey. Toplantı kimseyi beklemeden başlıyorum. Bu arada bir saniye, eğer arkadan ses gelirse sizlerin de sesini kısarım. Daha sonra açmak durumunda kalabilirim. Tamam. Okey. Bir önerim var. İtirazı olan yoksa toplantımıza bir dakikalık saygı duruşuyla başlayalım. Yani saygı duruşu derken bir saygı ile. Bugüne kadar yapmadık bunu ama aramızda bu genel olarak hem kaybettiğimiz arkadaşlarımız için bizden önce gelen, bugün daha iyi yaşamamıza imkan veren herkes için, ailelerimizden olsun, tanımadığımız, ecdadımızdan olsun, artı yakın zamanda kayıplarımız, bizi çok üzen kayıplarımız oldu. Hem ülke içerisinde hem de kanserle dans grubu içerisinde. Şimdi size bir yarım dakikalık sessizliğe davet ediyorum arkadaşlar. Derin nefes alarak bugünümüz için, bu durumumuz için şükrederek, her türlü olumsuzluğa rağmen daha iyi günler için inşallah olmasını dileyerek hep birlikte bir sessizlik yapalım. Çok iyi bir seçim yapmışım. Ay, inanmıyorum. Ben şöyle leke falan sayıyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi toplantımızda kalabalık bir grubuz. Önce bazı kuralları söyleyeyim. Konuşurken lütfen söz alın. Benden veya Esra Çokçetin'den. Ve söz verildiği zaman tek tek konuşalım. Bugün toplantımızda ufak bir egzersizle başlayacağız. Biraz da kalabalık olduğumuz için hızlı hızlı yapacağız bunu. Tamam mı? Ve bundan sonraki toplantılara aylık olarak psikoloğumuz zaman zaman eşlik edecek. Belki bazı bölümlerinde veyahut da bir toplantı için. Yani seninle daha evvel konuşmuştum. Ekip çalışmasıyla ilgili bize bir takım egzersizler yaptıracak veya işte sorun çözümüyle alakalı, problem çözümüyle alakalı bize destek olacak. Egzersizimiz şu. Sahure'yi seçeceğim. Çünkü ekranda onu solumda görüyorum. Herkes Sahure ile ilgili kısa kısa hepinizi geçeceğim, isimlerinizi söyleyeceğim. Bir kelime söyleyecek, pozitif bir kelime. Tamam. Evet, Sahure, senle başlıyoruz. Sahure size ne anımsatıyor? Sahure ile alakalı pozitif, güzel, olumlu ne söylemek istersiniz? Benim için aklıma gelen vefa. Esra çok çetin, sen ne söyleyeceksin? Eğlenceli. Süper. Elif Akkuş, Sahure için. Fark ettim.
Bir daha söyle, duyamadık. Yeni katıldığı için ben şey yapamıyorum ama. Tamam, hiç bilmiyorsan. Gönüllü oldum söylesem. Tamam, tanımıyorsan da tanımak istiyorum diye söyleyebilirsin veya onun için iyi bir dilekte bulun. Geçmek, pas geçmek yok. İyi bir dilekte bulunacaksın. İyi bir insan. Süper, harika, sevgi. Ben kendime yakın hissediyorum. Belki ikimiz dörtlü olduğumuz için. Çok güzel, harika, ne güzel. Kardeşlik o zaman. Zeynep? Çok iyimser birisi. Çok iyimser, harika. Gamze abla? Çok keyifli birisi. Süper. Duhan? Kendini kapatmışsın ama açıksa mikrofonun. Olur. Seni duyamadık. Sahure için söyleyeceğim bir şey var mı? Güler yüzlü. Güler yüzlü. Harika. Çok güzel. Ömür Efe. Sahure için. Çok yumuşak huylu abla ya. Yumuşak huylu. Ay ne güzel. Ay keşke bak ne güzel. Evet. Seda Aysenler. Ebru abla ben yeni katıldım ama mücadeleci olduğunu biliyorum sadece. Harika. Dediğim gibi eğer o kişiyi tanımıyorsanız iyi bir dilekte bulunun onun için. Sağlık dileyin, güzellik dileyin, aşk dileyin. Ne istiyorsanız içinizden ne geliyorsa dileyin. Nezih? Tatlı dilli. Tatlı dilli. Çok güzel. Kanaryan da çok güzel. Nüce'cim? Pozitif. Pozitif. Harika. Beni atlıyorum izninizle. Esra çok çetin de atlıyorum. Atlayayım mı yoksa dilli atlamayayım mı? Ne dersiniz? Atla. Atlıyorum. Elif Akkuş senin için söyleyeceğiz şimdi. Seni de çok az tanıyor. Çünkü aramıza önce katıldın sonra bir ara almak durumunda kaldın. Ama dediğim gibi hep güzel dileklerini iletebilirler veya seni tanıyanlar söyler. Sahure Elif için ne söyleyeceksin? Öğrenme çok istekli. Harika. Ben söylüyorum. İyi kalpli. Esra çok çetin. Cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Harika. Sevgi. Cimcime. Ben ona hep öyle diyorum. Harika. Zeynep. Sıcakkanlı birisi. Sıcakkanlı. Çok güzel. Gamze abla. Gayretli ve çalışkan görüyorum. Çok güzel. Duhan, açıyorum seni. Müsaitsen. Sıradaki şarkı diyorum ben ona. O yüzden ben ağrıyor zaten. Tamam. Çok güzel. Ömür. Grubun hemşiresi. Hemşire harika. Bu arada bilmeyenler öğrensin. Elif hemşirelik öğrencisi. Nezih. Nezih ve Kuşu. Nezih duyamıyoruz seni. Çalışkan. Elif için ne diyorsun? Çalışkan. Çalışkan. Evet Müge. Cıvıl cıvıl. Geçti mesela. Cıvıl cıvıl. Şirin diyorum. Şirin. Çok güzel. Seda sen? Ben seveceğim. Sevecan. Çok güzel. Evet. Sevgi'ye geldik. Sevgi senin için şimdi arkadaşlar tek tek söyleyecekler. Sahure senle başlıyoruz. Tanımaya çalışıyorum. Tanımaya çalışıyorsun. Çok güzel. Tanımaya çalışıyorum diyeceksin ama bir de çok güzel bir iyi dilek ekleyeceksin sonuna. Hayatımın geri kalanını sağlıkla geçirmesini diliyorum. Peki. Ben sevgiyle çok fazla seninle şeyimiz olmadı ama senin hakkında gerçekten girişimci aklıma gelen, girişimci, akıllı ve bir de senin her tür beladan kazadan uzak olup hep mutlu ve güzellikle dolu olmasını diliyorum hayatının. Sıra çok çetin. Amaç. Alo. Anaç. Anaç. Ha, anaç. Yani annelik tarafı olan. Güzel. Elif Akkuş. Çok güler yüzlü ve aynı zamanda bir aile sahibi de olduğu için çok çalışkan buluyorum. Zaman ayırdığı için. Çok güzel. Bak çok güzel bir yere değindin. Zeynep. Bu sabırlı birisi. Sabırlı. Ailesi olup çocuğu olup sabırlı olmayan yoktur herhalde. Gamze abla. Sağlıklı bir ömür diliyorum sevgiye. Bir daha duyabilir miyiz? Ben duyamadım orayı. Güzel bir ömür diliyorum sevgiye. Güzel bir ömür. Çok güzel bir dilek. Duhan? O benim her şeyim ya. Peki her şeyim benim dedi. Çok güzel. Ömür Efe? Duygusal, sulu gözlü. Duygusal, sulu gözlü. Nezih?
Çalışkan ve güçlü. Çalışkan ve güçlü. Çalışkan ve güçlü. Teşekkürler Nezih. Müge sana gelelim. Ben de çok tanımıyorum. Ben de sağlık diliyorum. Sağlık diliyorsun. Çok güzel. Seda? Ben her şeye koşturduğunu, dinlemediğim koşturduğunu görüyorum. Her şeye koşturduğunu görüyorsun. Çok güzel. Şimdi Zeynep. Zeynep de yeni arkadaşlardan bir tanesi. Onu da herkes tanımayabilir ama dediğim gibi ona çok güzel dileklerinizi göndermeniz için bir fırsat bu. Sahure senle başlayalım. Zeynep'ciğim ne demek istiyorsun? Her daim yolu açık olsun. Başarılar onun olsun. Çok güzel. Zeynep'ciğim aramıza yeni katıldın ama takdir ediyorum. Seni yaptığın iş çok önemli. Hem gerçekten çalışma alanın hem de bizler için bir şeyler yapmak için burada oluyor olman. Sana çok güzel sürprizler. Hep eğlence ve öğrenciyle dolu. Hem öğrendiğin hem eğlendiğin bir hayat diliyorum. Teşekkürler. Çok çetin. Zeynep aynı şekilde yeni geldin ama buraya gelmek, bu kararı vermek bile zaten ne kadar iyi bir kalbin olduğunu gösteriyor. Ben sana hep gönül güzellikleri diliyorum hayatım boyunca. Çok güzel. Çok teşekkürler. Elif Akkuş sen ne diyorsun Zeynep'e? Yüzünüze, birbirine, yüzüne ve gözüne bakarak söyleyin. Çok duyarlı bir azimli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Sevgi? Çok olumlu bir insan. Sıcakkanlı. Gamze abla? Doktora hayatında başarılar diliyorum. Su gibi gelip geçsin. Oh harika. İnşallah su gibi gelip geçsin. Harika. Duhan? Ben yüzüm çok güzel. Teşekkürler. Ömür? Ben de çok tanımıyorum. Sağlık diliyorum. Sağlık diliyorsun. Çok güzel. Nezih? Peki. Nezih? Sesim geliyor mu? Geliyor. Sonunu duyamadık. Bir daha söyle. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir arkadaşım. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir arkadaşım. Ne kadar güzel. Müge. Teşekkürler. Ben de hayatımda başarılar diliyorum. İnşallah yolu açık olsun. Harika. Ve Seda? Ebru abla herhalde öğrenci kendisi, tam tanımıyorum ama başarılar diliyorum kendisine. Teşekkürler. Doktorasını yapıyor. Evet. Derya? Şimdi biz bir egzersiz yapıyoruz. Herkes birbiri hakkında olumlu şeyler söylüyor. Birer kelimelik. Tanımıyorsanız birbirinize iyi dilekte bulunuyorsunuz. Tamam? Tamam. Teşekkürler. Seni de çok az duyduk ama olsun. Devam ediyoruz. Evet. Şu anda kime gelmişiz? Bakıyoruz. Sırada Gamze abla var. Gamze abla için Sahure sen ne diyeceksin? Mükemmelin ötesi. O bir tane can. Grubun ablası ve tek kelimeyle can. Can. Peki çok güzel. Hakikaten can güzel bir kelime. Sıra bana geldi. Ben söyleyeceğim. Gamze abla yaşından mıdır, yaşadıklarından mı, yaşanmışlıklarından mıdır bilmiyorum ama her zaman dünya görüşü, yumuşaklığını, toleransını örnek aldığım birisi. Çok teşekkür ediyorum. Bize ışık olduğun için. Sıra çok çekti. Ben teşekkür. Çok yardımsever. Ben hep tek kelime tek kelime gidiyorum ama hani yanlış anlaşılmasın. Yok yok hayır hayır. Hani... Çok güzel. Çok yardımsever. Yardımsever. Çok güzel. Elif Akkuş. Sıcakkanlı. Sıcakkanlı. Harika. Sevgi. Allah uzun ömür versin diyorum. Sağlıkla inşallah. Sağlıkla inşallah. Harika. İnşallah. Zeynep. Sevdikleriyle beraber uzun ve sağlıklı yıllar olsun. Çok güzel. Duhan sana geçiyorum. Duyamadık bir daha. Tek gibi bir ablamız diyorum. Evet, abi ablamız. Teşekkür ediyoruz. Nezih? Her şey. Her şey. Ne güzel. Çok güzel. Müge? Müge duyuyor musun bizi? Kesildin mi?
Evet, Müge senle kesinti oldu sanıyorum. Seda sana geçiyorum. Ziyaretine gidebileceğim ilk kişilerden biri. Ne güzel. Derya? Ben pardon anlayamadım. Kimle ilgili yapıyoruz yorumumu? Şu anda Gamze abla, eğer tanımıyorsanız, henüz bilmediğiniz, yakın olmadığınız birisiyle de iyi dileklerinizi yolluyorsunuz. Olsun, tamam. Tanımıyorum ama biz yani sonuçta hepimiz bir aile olduğumuz için hepsini çok seviyorum. Herkese çok güzel günler çok diliyorum. Teşekkürler. Ömür? Anne dediğim kişiler aslında. Bugün anne dediğim kişi. İstiyorum ona. Müge? Müge sesin gelip gidiyor, yazılı olarak gönder bize. Ben buradan çılgın diyorum. Çılgın diyorsun. Çok güzel. Evet. Güzin. Gamze abla ile ilgili bir içinden gelen bir olumlu özellik veyahut da işte sıfat veyahut da düşünce, dilek tanımıyorsan da bir... Evet. Mutlu yıllar nasip etmesini diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Evet. Devam ediyorum. Duhan. Çılgın diyorum. Çılgın, tamam. Duyduk çılgını. Duhan? Duhan hakkında benim... Sahure? Ya onları tanıyorum. Bütün başarılar onunla olsun. Teşekkürler. Duhan, ben seni görünce valla aklıma gelen ilk kelime delikanlı. Tam kelimesiyle delikanlı. Tam tanımıyla delikanlı. Esra çok çetin. Asi diyorum ben ona. Asi, Elif. Tamim. Evet, Sevgi. Oğlum diyorum ben ona. Ergen. Oğlum. Ergen. Çok güzel, Zeynep. Bir numara o. Bir numara, güzel. Gamze. Bana bir daha duyalım. Duydun mu beni? Üniversite hayatında başarılar diliyorum. Üniversite hayatında başarılar. Çok güzel. Nezih? Canım kardeşim. Müge? Ben de başarılar diliyorum. Allah Seda? Amin. İnşallah. Teşekkürler. Seda? Burada olmamın sebebi zaten beni. Çok güzel. Derya? Çok genç olduğu için örnek genç diyorum. Örnek genç, harika. Ömür? Mutlu olsun. Mutlu olsun diyorsun. Güzin? Asi ama delikanlı ve her zaman içi dışı bir olan bir kişi diyor. Tamam, çok güzel. Evet, Doğan'dan şimdi Nezih'e geçeceğiz. Nezih en eskilerimizden. Sahure, senle başlayalım. Nezih için ne diyeceksin? Ne yollayacaksın ona? Gülen yüz. Gülen yüz. Harika. Nezih'im, ben de sana sen gelince aklıma düşününce görev aşkı ilk gelen kelime. Hakikaten görevi aşkla yapan, aşkla sorumluluk sahibi olan birisi her zaman hayatım boyunca hep önün açık olsun. Esra, çok çetin. Saygılı. Saygılı. Çok güzel. Elif. Ebru abla, kim için söyledik? Ömür Efe mi? Hayır, Nezih için söylüyoruz. Ya abim gibi. Abim sevdiğim gibi. Güzel. Çok güzel. Sevgi? Çok olgun, çok saygılı, mükemmel bir insan. Çok güzel. Zeynep? Ben tanımıyorum. Mutluluk olmasın. Teşekkürler. Gamze abla? Kendi kazandığınız bir dediğim geliyor aklıma. Yolu açık olsun. Her zaman mutlu olsun. Müge? Aynen ama. Hayırlı olsun inşallah. Seni duyamadık. Seda? Her şey hoş. Ben de kazandım.